Sayın Sümer. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Milli Eğitim Bakanlığı'nın depremin etkilediği 10 ildeki tüm okulların hasar tespit raporunu açıkladı. Bu kapsamda Adana'da bulunan 1556 okuldan ağır ve orta hasarlı olmayanlarda 516.775 öğrenci 13 Mart günü yeniden eğitim ve öğretime başladı. Ancak bazı okulların çevresinde ağır hasarlı yıkılacak binaların olması öğrenci ve velileri tedirgin ediyor. Yine bazı okullarda gözle görülür şekilde kolon çatlağı, duvarlarda hasar olmasına rağmen eğitime başlayabilir kabul edilmesi aileleri ürkütüyor. Eğitime ara verilmeden devam edilmesi gerekiyor. Ancak çocuklarımızın can güvenliği ve psikolojik etkileri hesaplanması gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı hiçbir olasılığı göz ardı etmeden çocuklarımızın can güvenliğini güvence altına alacak şekilde gerekli çözümü üretmelidir.